Geceyi kovan bir ışık vurmuş pencerene. Dalga sesleri bir rüyadan uyan diye usul usul kıyılarına dokunmuş. Alaca kuşların sesiyle gökyüzün dolup taşmış. Merhaba ey şehir, merhaba uzun Mehmet'in vatan aşkı, kara elmasın alın yazısı olduğu taşlar. Sana da merhaba, ayağa kalktın işte ey nesil, Allahu Ekber diyerek bağlanır ellerin. İşte o vakit, etinle, kemiğinle, ruhun ve ateşinle, Adem'densin, Adem'sin. Bu caminin ismi Uzun Mehmet Camii. Belki merak edersiniz, Uzun Mehmet ismi nereden geliyor? 1800 küsur yıllarında Mehmet adında bir vatandaşımız Zonguldaklı, daha doğrusu Ereğli ilçemize bağlı Armuçuk bölgesinde yaşayan birisi. Osmanlı döneminde askerlik yaparken komutanı onlara bazı taşlar gösterir, siyah taşlar gösterir. Bölgenizde böyle bir çalışma yapın, bir araştırma yapın, buna benzer taşlar bulursanız bize haber verin diye onları askerden izine gönderirken bir takım taşlar verir, siyah taşlar verir. Mehmet adındaki bu vatandaşımız da memleketine geldiğinde ormanları gezerken bir bölgede elindeki taşlara benzeyen bir takım taşlar bulur ve oradan bir torbaya koyar, askere döndüğünde komutanına gösterir. Ve bu incelendiğinde bunun maden olduğu, kömür madeni olduğu anlaşılır ve daha sonra işte araştırmaya gelinir, madenler açılır. Bu kömürü ilk bulan kişi Mehmet olduğundan Uzun Mehmet adını, lakabını almıştır. Kitaplarda böyle okuduk. Yıllardan beri artık maden Uzun Mehmet'le simgeleşmiştir. Bundan dolayı yani kara elmas, kömür madeni, kömürü ilk bulan kişi Uzun Mehmet. Bundan dolayı onun ayrı bir yeri vardır Uzun Mehmet'in. Bu cami de tabii isminde olsun diye düşünülürken Zonguldak ile simgeleşmiş şahsiyetin isminin verilmesi uygun görülmüş ve Uzun Mehmet Camii olmuş. Zonguldak Uzun Mehmet Camii tamamlama inşaatına Haziran 2019'da başladık. Daha önce bir müddet, yaklaşık 2 yıl bir çalışma dönemi yapılmış ama stat verilememiş. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla onun himayesinde 2019 yılının Haziran ayında inşaata başladık. Camiyi yaklaşık 18 ay gibi çok ciddi bir sürede tamamladık. Onun için bunda emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanı Ömer Bey'e, Emlak Konutu'nun Genel Müdürü Hakan Gedikli'ye ve özellikle Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Bey'e çok çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten şehre yakışan çok güzel bir ibadethane ortaya çıktı. Güzel bir cami çıktı. İnşallah kıyamete kadar baki olur.
pencerene gökyüzü, buram buram deniz, parça pamuk bulutlar nakşedilmiştir. Gün senin gözlerinle açılmıştır. Karanlık senin gözlerinle bitmiştir. Sabah makamından okunmuştur güneşi kıyama kaldıran rahmet sesi. Ezanlar hürmetine besmeleler fısıldanmış gönüllere. Uyandın ey kalbim, uyandın işte. Zonguldak'a, emeğe, bir rüyadan bir rüyaya uyandın. Zonguldak Uzun Mehmet Camii, bizi heyecanlandıran projelerden bir diğeri. Cami projesi serüvenimiz 1994 Kahramanmaraş Abdülhamit Han'da başlamıştı. Geçen süre içerisinde 2012 yılında İstanbul'a Büyük Çamlıca Tepesi'ne yapılacak cami ile ilgili görevlendirildikten sonra o süreç içerisinde diğer illerde de tabii büyük cami projeleri gündeme gelmeye başlamıştı. Bunlardan bir tanesi de Zonguldak'tı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Zonguldak'a güzel bir cami yapılması ile ilgili konu gündeme geldiğinde yine klasik bir cami istendiğini bize bildirdiler kendileri. Sahayı gezdiğimizde deniz kenarında dolgalanın olduğunu fark ettik. Öncelikle bir zemin iyileştirmesi ile ilgili zemin düzeltilmesi ve üzerine klasik Osmanlı mimarisinin devamı niteliğinde bir cami projesi yapılması ile ilgili süreç başlatıldı. Bu süreçte birlikte çalıştığımız Zonguldak Camii Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanımız Hakan Bey, Başkanımız Metin Bey'e bu arada sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Sürekli birlikte hareket ettik kendileriyle. Camiye klasik proje olarak başladıktan sonra avlu kısmını yer darlığından dolayı yapamayacağımızı fark ettik. Bir kapalı mekan ve son cemaat mahallinden oluşan klasik bir mimari form üzerine yoğunlaştım. Bir ana kubbe, dört yarım kubbe, onun tamamlayıcıları. Onların eteğinde 8 tromptan oluşan ve 4 köşek kubbeden oluşan bir geniş hacim üzerine mimari formu tamamlamaya çalıştım. Kubbede Mü'min suresinin 7. ayetini yazdık. Arşı taşıyan meleklerden bahseden bir ayet o. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْاَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّهُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Hem o melekler müminlere dua ediyorlar, hem işte arştan bahsediyor. Kubbe biraz arşı, semayı temsil ettiği için. Bana yıllar önce Hasan Çelebi hocamızın tavsiyesiydi o ayet. Bunu bir kubbe olarak çalışabilir misin diye. Zonguldak'ta onu uyguladık. Hem yazdık hem de uyguladık. Kubbede daha çok arş, sema ve müminler, melekler, dua ayetlerini yazdık. Bir aşağıda beden duvarında, ön tarafta, mihrabın üstünde de iyilik, işte iman, müminler, kurtuluşa eren müminlerin özellikleri gibi vasıfları düşündük. Önce Bakara suresinin 177. ayetini yazdık. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَارِبِ. Hem bu ayette bir yönelmekten de bahsediyor. Yani bir işte biz kıblede de yöneliyoruz. Kıblede yöneldiğimiz duvar ön duvardır. Tabii ön duvar Kabe'ye bakıyor, kıbleye bakıyor. Dolayısıyla oraya uygun olacağını düşündük. Arkasından da Cenab-ı Hak buyuruyor ki doğuya ya da batıya dönmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik işte Allah'a iman etmeniz, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına iman etmeniz, ondan sonra şu iyilikleri yapmanızdır diye sıralıyor. Yarısına kadar bu ayeti yazdık. Yarısından sonra da aynı mealde, aynı manalara yakın Mü'min suresinin ilk 10 ayeti var. Onu yazmayı uygun gördük bir istişareyle. Orada iki bölüm halinde, birbirini takip eden iki bölüm var. Aynı kalınlıkta ve aynı düzlemde. İki katlı şehirde
yerle gök arasındasın. Saltanatın bir nefeslik ömürden ibaret. Bu cihan kavgasından, kurtuluş şükrünün nizamından ibaret. Şükürler olsun, rüya gerçek oldu. Zonguldak'ın kıblesine ya Allah nakşedildi kömür karasıyla. İradedir, millet sevdasından ilham almıştır bu hikayat. Şehit Uzun Mehmet'e torunlarının vefasıdır. Şehrin eşsiz manzarasının incisidir kubbe. Zonguldak'ta Karadeniz sularına göğüs germiştir minareler. Zonguldak'ta tamamladığımız bu caminin adını Sayın Cumhurbaşkanımız, Zonguldak'ta kömürle ismi özdeşleşen Uzun Mehmet adını uygun gördüler. Cami ibadeti açtıktan sonra da biz cami görevleriyle mutabık kaldığımız şekilde her cuma günü sabahleyin camiye ismini veren Uzun Mehmet'in ruhuna, bunun yanı sıra kömür ocaklarında hayatını kaybetmiş bütün kömür emekçilerine, gene bunun yanı sıra hemen caminin kenarında bulunduğu Karadeniz'de bugüne kadar hayatını kaybetmiş, fırtınalarda boğulmuş, batmış, mezarı tespit edilemeyen, mezarı bulunamayan insanların, kardeşlerimizin ruhuna bir Yasin-i Şerif okuyup cami görevlileri bunun duasını bu camiye yardım eden, katkıda bulunan hayırseverlerin de geçmişlerinin ruhunda dahil ederek bir dua yapması konusunda mutabık kaldık. İnşallah bu vazife cami görevlileri tarafından kıyamete kadar devam ettirilir. Bu iletişim de bu insanlarla kopmamış olur. Camimiz yaklaşık 6000 kişi kapasiteli, 12000 metrekare bir alana oturan, altında otoparkı, abdesthanesi, çocuk bakım evleri olan güzel örnek bir cami oluştu. Ayrıca bunun yanında da 22000 metrekare bir alanı da caminin bahçesine idare ettik. Bu sosyal aktiviteleri de gelen insanların kullanımını açtık cemaatine ve gelen dışarıdan gelen insanlara. Burada basketbol sahası var, bisiklet yolu var, oyun parkları var, çok güzel ahşap kafeler var. İnsanların gelip oturup piknik yapabilmesi, çay içebilmesi için. Artı bir de caminin yanında çok güzel bir muvakkithanesi var. Burada da gelen misafirlere görevlilerin çay kahve ikram edebilmesi, camiyle ilgili bilgi vermesi ve namazla ilgili vakit geçebilmesi için çok güzel bir muvakkithane, ahşap bir muvakkithane yaptık. Mimari formun temel özelliklerinden bir tanesi dört minareli, üçer şerefeli dört minareli ve tek ana merkeziyetçi bir kubbenin etrafında diğer kubbelerle tamamlanan kare plan üzerine yapılmış olması. Köşe kubbelerde klasik formun bir tık dışarısında dilimli kubbelerle mimariye bir zenginlik katmaya çalıştık. Temel kurguyu böyle başlattık. İç detaylarda tabii geçmişte oluşan know-how'un bize verdiği özgüvenle daha böyle ince detaylar, sedef kakma işleri, çini işleri, halının desenine kadar tamamen butik çalıştık. Halımız %100 yün halı, yerli halı. Bir de bizden istenen ve bizim de üstünde özellikle durduğumuz kullanılan malzemelerin kendi coğrafyamızda çıkan taşlar olsun, mermerler olsun, ahşap malzemelerimiz olsun, yerli ve milli malzemelerle ve mühendislerimizle birlikte bu projeleri hayata geçirmek. Burada da yine aynı şekilde oldu. Anadolu'muzun dört bir yanından çıkan güzel mermerlerimizi içeride sütunlarda, sütun başlıklarında kombinlemeye çalıştık. Vitraylarımız özel tasarım tamamen, yine klasik formlarda Rumi desenlerle bezenmiş olarak yapıldı. İstanbul'da hazırlandı onlar. Ahşap keza aynı şekilde Yenice meşesi,
Orijinal Anadolu meşaleleri kullanıldı. Bu şekilde kalem işleri aynı bir ekibin tasarımıyla oluşturuldu. Daha önce de çalıştığımız Hattat hocamız Ferhat Hoca ile birlikte çalıştık. Burası için tamamen özel bir tasarım. Son cemaatin ana girişinde deniz tarafına bakan kapıda İznik çinileriyle bir silme deseni oluşturduk. Yine onlar da tamamen özel tasarım. İznik'te %98 kuarsla geleneksel kültürümüzün bir mimari elemanı olan çini ile tasarlandı. Mukarnaslar olsun, ahşap desen üzerlerindeki sedef kalkmalar, kündekari tekniğiyle yapılan ahşap kapıları tamamen bir Anadolu coğrafyasının günümüze olan sentezi olarak dizayn edildi. Mimari imza olarak her mimarın bir gizemli imzası olur. Biz de bütün projelerimizde üçlü göz damlasını, katreyi kullanıyorum ben. Büyük, orta ve küçük olarak. Kompozisyon olarak da içeriğini sorarsanız ne diye bir aileyi sembolize ediyor. Biz bir aile kültüründen gelen bir toplumuz. Her yerde, her noktada ailemizle birlikte Anadolu coğrafyasında hayatımızı sürdürüyoruz. Göz damlalarını sert zemin üzerinde bütün projelerimde bir noktasında görebilirsiniz. ...2019 yılında ayrıca bir dernek kurduk. Bunun buranın yapımıyla ilgili. Biz de o zaman derneği kurduk, dernek kurma faaliyetlerini yaptık. Neticede bir gruba buranın ihale yapılmasıyla ilgili ihale yaptık. Projeler yapıldı. İhalesini de bir gruba ihale ettik. Dolayısıyla dernek marifetiyle bu grup tarafından camimiz yapılmış oldu. 2019'un zannediyorum Haziran veya Temmuz aylarındaydı inşaata başladık. Kalan kısımdan başladık. Bu 2021'in Haziran ayında da Allah'a şükürler olsun 4 Haziran'da buranın açılışını yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif ettiler. Açılış yapıldı. Vatandaşlarımız, Zonguldaklılar ve Türkiye'mizin diğer bölgelerinden gelen kardeşlerimiz bu camiye geldiklerinde çocuklarıyla, eşleriyle beraber camiye gelip namazlarını, ibadetlerini burada en güzel şekilde ifa edip daha sonrasında camimizin bahçesinde, avlusunda bulunan hizmet amaçlı olarak yaptırılmış olan çay ocağından çaylarını yudumlayabiliyorlar. Camimiz tabii gene aynı şekilde lokasyon bölge itibariyle de çok güzel bir yerde, sahilde, deniz havası eşliğinde, çocukların oyun alanlarıyla birlikte yani hem ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabildikleri hem de çocuklarıyla hoşça vakit, hoşça gün geçirebilecekleri bir mekan olarak yapıldı, inşa edildi. Rüzgarı anaların elleri gibi huzur verir saçlarını okşadığında. Ağaçları baba gölgesidir. Öyle güvenerek sığınırsın gövdesine. Zonguldak Uzun Mehmet Camii senin ruhundan bir parça, Anadolu'dan bir tebessümdür itikadımızca. Kapıları sanatımızın gönül hissiyatına doygunluk, hatları mana ikliminde birer damladır. Sütunlarına şöyle bir değsin avuçların, memleketini hissedersin zira. Aydınlığı, göz aydınlığı, ferahlığı, gönülde buluşma. Kubbesinden uzanırsın sonsuzluğa. Pencere üstlerinde daha çok ibadetle, duayla, zikirle, namazla alakalı ayetleri tercih ettik. Bir 10 tane pencere üstümüz var. Orada hepsini ayrı istifler halinde çalıştık ve yerine çini üzerine uyguladık. Farklı olarak mihrabın çevresinde iki çıtı halinde küfi ile Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber tesbihini yazdık. Bu da 33'e denk getirerek yaptık. Yani camide çektiğimiz, her gün çektiğimiz, her 5 vakitte çektiğimiz namazları
33'er defa çektiğimiz için orada 33 sayısına denk getirebildik elhamdülillah. İki çizgi halinde mihrabın çevresinde Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber tesbihlerini, tekbirini ve tahmidini küfi ile, makili küfi ile yazdık. Ebat olarak biraz büyükçe ama sadece bir Ya Allah lafzı var dış tarafta. O çok çarpıcı ve meşhur oldu. Ya Allah lafzı benim biraz modern çalıştığım bir şeydi. Herhangi bir hat türüne, klasik türlerden birine uymayan ama biraz klasik hat sanatının temel kaidelerini kullanarak yaptığım bir çalışmaydı. Dikine bir istifti, Ya Allah lafzı. Onu da Zonguldak'ın en bilinen tarafı kömür madenidir. Taş üzerine kömürle yazalım diye bir istişare yapıldı. O şekilde mihrabın ön tarafına, yola bakan cephesine büyükçe, kaç metre olduğu şu anda 7-8 metre olması lazım, tam emin değilim. Kömür toz haline getirilip uygulanarak yapıldı. Adeta kömürden bir mürekkep yapılarak ön tarafa Ya Allah lafzı yazıldı. O da caminin şeyi oldu. Adeta simgesi gibi oldu. İmarıyla kardeş olunan, bir olunan, beraber olunan mekanlarımız çağ ayakta tutuyor. Uzun Mehmet Camii sabah çağrısından bir akşama müminlerin gönlüne ferahlık sunuyor. Kapısına uzun uzun bakarsın. Bir ağaç tutar seni. Ağacı aşar, masmavi denize akarsın. Yaradan'ın nimetleri sarıp sarmalarken aile sohbetinin, çocuk gülücüklerinin, dost selamının hoşluğuna karışırsın. Bir tane çok güzel bir şadırvan yaptık. Şadırvanımız bir de caminin avlusunda var. Bir de caminin giriş kapısında, muvakkitanenin yanında var. Devamlı akan bir çeşme. Bu çeşmenin üzerine de Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir metin yazdı. Allah'a hamdolsun. Sevgili Resulüne salatü selam olsun. Uzun Mehmet Camii mübarek olsun. Kulluğumuzun ve kardeşliğimizin mekanı olsun. İstiklalimizin ve istikbalimizin nişanesi olsun. Dinimizin alameti ve vatanımızın tapusu olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bu eserlerin hayata geçirilmesi, yapılması için iki temel dayanak var. Benim bugüne kadarki çalışma hayatımda kendime düstur edindiğim ve bundan sonra gelecek nesillere bırakmak istediğim. Bu nerede var? Yalepaşa Camii'nde var. Restorasyon yaparken. Süleymaniye Camii'nde var. Ortaköy Camii'nde var. Çamlıca Camii'ni yaparken var. Kabe'deki Osmanlı revaklarının restorasyonu yaparken var. İki tane temel kriter var. Bir, anlamak. İki, gene anlamak. Bir, meslekten erbab olup bu işlerle ilgili ilim tahsil etmek, mühendisliğini, mimarlığını iyi organize etmek, taş ustasını, çini ustasını, sanatkarları bir araya getirmek. Bu da anlamanın bir parçası. Bir de bu yaptığınız işlerin ne olduğunu yapan tarafından anlanması çok önemli. Eğer bu tür eserlerin bu anlamak üzerine kurulu iki parametresi gerçekten uygulanırsa her şey çok kolay ve çabuk oluyor. Onun için inşallah biz anlayanlardan olmuşuzdur. Anlayanlardan olmaya devam ederiz. Şehrin çehresi değişir. Gönlü bülbülle gülün vuslatına şahit olanlar gururlanır. Rüyadan, besmeleden, sabırdan ve şükürden uzanırsın bereketli güne. Hayırlı saate, doğru dakikaya. Müjdesindir ey cami. Zonguldak'a, Karadeniz'e, gönüllere. Dua dua açılan ellerin coşkuyla, heyecanla kapatır yüzünü. Pencerende ay ışığından bir geçit, yıldızlardan bir veda töreni. Güzelliklere, iyiliklere, kardeşliğe rahmet dileği. Allah'a şükür meseli. Rabbimizin Rahman ve rahmetine tefekkürle
Zonguldak Uzun Mehmet Camii, arzdan arşa, hayalden hayata ahde vefa, aşkla hizmetkarlarına gönül dolusu dua. Şimdi ayet ve hadislere baktığımız zaman selam bizim beşeri hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu, selamın beşeri hayatımızda ne kadar önemli bir yerinin olduğunu görüyoruz. Selam bir defa duadır. İnsanların birbiriyle ilk görüştüklerinde aralarında kaynaşmadır. Sevgi ve muhabbetlerinin artmasıdır. Birbirlerine güven vermeleridir. Bundan dolayıdır ki bizler birbirimizle karşılaştığımız zaman selamun aleyküm veya esselamu aleyküm, karşımızdaki kişi de ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ya, size birisi bir selam verdiği zaman daha güzeliyle mukabele edin. Yani bunu yapamıyorsanız aynıyla mukabele edin. Biz burada birbirimizle selamlaşmakla karşılıklı dualaşmış oluyoruz. Birbirimize dua ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, esenliği, bereketi, korumalı, muhafazalığı, güvenliği senin üzerine olsun diye birbirimize dua ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun diye.